Kuaförden geldik. Özlem abla bıraktı. Burada misafirlerimiz vardı. Misafirlerimiz de gitti. Bebiş gelmiş. Yeğenim gelmiş ziyarete. Evet, Alp gelmiş. Yalnız bakar mısınız? Benim burada, Ümit'in de. Seninki de eş tutma yani. Benimki bağımsızlığını ilan etmiş. Bu farklı bir şey. Valla bugün Ümit beni bir özlemiş, bir özlemiş yokum diye. Karım da karım ya. Senin ne işin var? Sen kendin tıraş olsan tamam. Öyle gittim. Onu da. Güzel geçti. Onun da saçları çok güzel oldu. Çok da memnun kaldım. Siz ne yaptınız Göktuğ'yla? Biz çektik atarız. Aa, sürpriz mi? Biz kendimiz çektik kendi vlogumuzu. Vlogunuzu. Vlog çekmişler. Ay bir şey söyleyeyim, çok zonkluyordu burası. Bepantol sürdü. Ya bepantol, bepantol değil. Sıktıktan sonra zonklaması gitti. Ah benim yüreğim. Biliyorsunuz orada bana çikolata ikram etmişlerdi. Ve o anda dedim ki, bu Özlem abla Ümit'in en çok sevdiği çikolata dedim. Tabii canım, bu benim hakkım. Evet, sana getirdim. Bu çikolata kim yiyorsa benim hakkımı yiyor. Getirsin bana. Bu çikolatayı Ümit çok seviyor ve ben de hiç sevmiyorum. Hindistan cevizini herkes sevmiyor. Evet. O parça parça ağzına gelmiyor mu? Çikolata da geliyor ona bakarsan. Hayır, bu ben sevmiyorum. Hoş ama olsun. Sana getirdim. Seni çok düşündüm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Afiyet olsun hayat. Bitene kadar çekeceğim. Ay benim canım şu anda var ya. Ciğer de nereden çekti biliyor musun canım? Döner yaptırırken bugün orada ciğer de vardı. Bilmiyorum, ben daha yeni yedim sayıda, pek acıkmadım. Acıkacaksın. Göktuğ'un da karnı tok. Ne? Pizzayı komple yedi. Şaka yapıyorsun. Son bir dilimini artık yemedi. Öyle yani. Hep yedi mi? Helal olsun. Demek çok acıktı. Bugün çok ders çalıştı. Ben küçük bir parça tadına baktım nasıl diye. Bugün ona gün doğdu. Sadece merak ettim nasıl yapıyorlar bizi. Ben pek bilmiyorum. Fransız çocuk o kadar nasıl işim seviyor? Yok yani. Aynen. Lahmacun nasıl? Lahmacun, kebap, şiş. Seviyorsun. Öyle yani. Hadi afiyet olsun. Marketten eve. Bakalım neler almışız böyle. Aa, sabahki kedi. Sen bizi mi bekliyordun? Ana. Hiçbir şey yok ki sana göre. Böyle eve geldik. Dışarıdan geldim. Markete de gitmiştik. Biliyorsunuz. Patatesin toprağını döktüm şu anda. Neler almışız? Sodalar aldık. Elmalı ve mandalinalı. Çünkü sade sodamız var. Tavuk ciğeri aldım ben. Canım ciğer çekti. Demiştim zaten. Sonra öyle turşu aldım. Böyle kornişon turşu. Göktuğ bugün çok dersi olduğu için hiçbir yere gezmeye gidemedik. Full ders çalıştı evde. Göktuğ var ya, öyle şeyler aldım ki çok mutlu olacak. Gün gözü. Aç. Düştü. Ooo, böyle durdu. Evet, böyle. Bu en çok sevdiklerini aldım ona. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü bugün full evde bir Ümit'in yanına indi. Rica ederim aşkım, afiyet olsun. Bir yoğurt da yerim. Daha doğrusu sağlıklı yani içmeyelim. Nane falan koyarım ben. Öyle. Teşekkür ederim. Ben normalde çekirdek falan yemeyi bırakmıştım. Şu tarz şeyler çıkmasın, bir şey olmasın diye. Yemediğim halde çıktı diye ben de çekirdek aldım bu akşam. Çekirdek yiyeceğim. Bakalım patatesimiz için yağ şu ama gelmiş. Bir bıraksam sabah kadar kızarır mı? Ya biraz tuz attım. Kıçlamasın diye. Kıçlamıyor. Kızarıyor sadece. Evet.
ciğerlerimi temizledim. Baharatlarını da koydum. Şey bekliyorum sadece, unlamadım onu. Unla çok bekleyince dışı hamur gibi oldu. Unlayıp hemen yağa atacağım. Yanına kırmızı kapyeviver, kızarmış biber yoğurt yiyeceğim. Ortaya meze. Dürüm var. Bir de soğan, sumaklı soğan yapacağım. Böyle işte turşusu falan. Siz neler yapıyorsunuz, ne yemekler? Vallahi ben şaşırıyorum artık. Canım ne çeker ki onu yapma moduna girdim artık. Dükkanı almışlar bugün. Bana kısmet. Ben dolaptan ne alacaktım? Soğan alacağım şu anda. Önce soğandan önce biberlerimizi közleyelim. Şurada kaşık koyma şeyi var. Ama koyalım. Biberlerimi közlesem. Neyi közlesem derken kap olarak. Yuvarlak mı? Ha şöyle. Siniye koyacağım da çok yer kaplamasın istedim. Koyacağım şeyi. Öyle közlenmiş biberlerim. Biraz daha şöyle çevireyim. Şöyle çapraz çapraz. Geçen de patlıcan közlemiştim. Böyle yoğurtlamıştım. Bugün de kapyaza. Bunu böyle bileğimiz çok güzel. Et gibi mübarek. Etten daha çok seviyorum sebze türü şeyleri. Ne yersem yiyeyim dışarıda, evimde yaptığım yemeğin lezzeti bana göre bambaşka, bambaşka. Dünyanın en iyi şefinin elinden çıkmış yemek gibi. O kadar kendini beğenmiştik yaptım değil mi? Şu anda var ya, oraya bir mandalina döktüm. Bir mandalina döktüm. Görmeniz lazım. Çok fazla almıştım ya. Yani mandalinayı soyarak yemesek de suyunu falan içiyoruz. Hani bir poşet mandalinayı devirdim oraya. Sapından tutayım diye kenarından tuttum. Patates, soğan kovasının üzerindeydi. Ha becerdim. Çok marifetliyim. Böyle ince ince. Biraz yemeğe geç kaldık ama ben dışarıdan yedim. Onlar dışarıdan yedi. Zaten geç yedik. Anca acıkma saatimiz oldu. Hafta sonuna böyle olsun. Değil mi? Evde bir gün olabilir. Yoğurtlarımı yaptım. Patatesim de kızardı. Ciğerlerimi kızartacağım şimdi. Mis gibi kızardı. Tavamda yağım fazla. Ciğeri kızarttıktan sonra başka kullanamayacağım için hemen oyuncu değişikliğine gidiyoruz.
oyuncuyu değiştirelim. Çünkü bu kadar yağı, yani bol yağlı da yani bu kadar da değil. Ben onunla bir kızartma daha yaparım yağım çünkü tertemiz daha bir kere kızarttım. Yani öyle birkaç kere de değil ama yani bu da ziyan edilmez. Şöyle göz kararı. Mahallede düğün var. Topil mi bir şeyler toplatıyorlar. Bu kadarın yeterli olacaktır. Çok öyle dışı. Unlu unlu olmasın çok. Öyle hamur gibi, ekmek gibi olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten yağın biliyorsunuz sıcaktı. Böyle güzelce kızartın. Ah burada iki tane daha kalmış. Ben de hemen şuradaki karışıklığı toplayayım. Hele bak bak kim geldi, hele bak. Gel 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 gel. Sen aç bir göster onu bak. Ciğer. Kapya biber, köz biber, yoğurtlu sos, soğan, turşu. O ciğer ne ciğeri? Benim ciğerim sana. İyi tertemiz, sigara içmemiş evet, ciğer. Evet, sigarasız ciğer. Yani böyle ciğer yiyelim istedim. Mesela. Rahat oturabilir misin? Olur olur otururum. Gel. Sıkalım. Göktuğ bayılıyor. Bayıldı ciğere, bayıldı. Göktuğ, masanın üzerinde şeyin lavaşın devamı var. Getirsene annem. Bugün, bu akşam tadımı kim yapıyor? Ben yapıyorum. Anam geniş kameran buğuluymuş. Ne? Geniş kameran. Vallahi. İyi mi? Ha, iyi şimdi. Bakın pişmiş ciğerim. Hepiniz bana bakıyorsunuz değil mi? Ana et yedi. Hı-hı. İyi afiyet olsun biz bakalım ben. Her şey hep ben bak tek ben. Dilan Polat, Dilan Polat karıyı meşhur etti, batırdı şimdi de. Çok böyle lezzetli. Ben dışarıdan... Sanki biraz... Sanki biraz taraflı oldu gibi. Valla ben dışarıdan yemek yediğim gün eve gelip yemek yaptığımda diyorum ki ben dünyanın en iyi aşçısı bir şefiyim. Yok be, dışarıda yemek mi yenir? Mutfağımın. Biz sen yoktun yedik mecbur. Ben de dışarıdayım. Allah sana bol versin, çok versin ki ben böyle güzel şeyler yapayım. Amin inşallah. Bir tane bana ver bakayım ciğer. Ağzına. Ya normal ciğer. Ha, ekmek istiyorsun. Bir bakacağım biraz taraflı oldu yani sana... Ben yaptım, iyi oldu tabi. Aşkım ben yapayım da kötü. Yok güzel. Bir de şuna bak. Bol ya, o da güzeldir ya. Ya gel ya. Döke döke yedik. Böyle. Harika bir şey. Yalnız biz yedik gökte bakıyor. Gel 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 güzelim. Gökte döndü bugün sizde ekolojisinde. Değil mi? Yavaş şimdi nereye koysam iyi. Dur yere koyma. Oh. Yandı. Sıcak. Bize afiyet olsun. Niye sorun çıkaran bir şey benim? Sıcak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Şöyle ciğerimi yakından gösteriyorum. Güzel ama. Böyle. Bize afiyet olsun. Sizler bir şey demek ister misiniz? Ciğer yo, çok güzel. Uyumuşum hasta. Ben kendime gelemedim. Evet, ümit dalmış ben yemek hazırlayana kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek abone üzere. Abone olun.
Çok halen daha %50 abonesiz izliyor. Hala mı? Yani abone %40 izliyor abone, %50 abonesiz izliyor. %60 hatta. Bize abone olmayı abone unutmayınız. İki dakika üşenmeyin de. Üşenmeyin de. Görüşürüz.